Bu arada otobüsün, bak bak Kadir'e bak, otoparkçı gibi bak, otobüsün çıkması için Galatasaray otobüsüne yön veriyor. Bak Kadir olmasa otobüs çıkamayacak, Galatasaray takımı Florya'ya gelemeyecek. Lan, helal olsun Kadir, değnekçi Kadir. Bundan sonra senin adını değnekçi Kadir koydum. Değnekçi Kadir olmasaydı otobüs oradan çıkamayacaktı. Bak Kadir, gelin size bir şey göstereyim. Şimdi arkadaşlar, bulunduğumuz yer Florya'nın tam giriş kapısının karşısı. Ve Özhan Canaydın Parkı, rahmetli Özhan Canaydın Galatasaray Başkanı'nın. Bakın burada da heykeli var. Heykelinde enteresan olan şey ne biliyor musunuz? Sayın Özhan Canaydın heykelinin pabucunu çalmışlar arkadaşlar ya. Ne böyle bir şey olabilir mi? Serkan göster bunu ya, ibret-i alem için göster. Bakın ya, bir insan bu heykelin ayakkabısını, pabucunu niye çalar Kadir? Ama bir de şöyle bir şey var. Hemen burası Galatasaray tesislerinin kapısının karşısında. Burada evet. 24 saat güvenlik de var. Yani tamam. Bu arkadaşlar var da şimdi orada birazcık... güvenlik geceleyin biri burada bakarken bu ayakkabıyı çaldığını nasıl görsün ya? Yani bu ayakkabı böyle bizim bildiğim kundura bağlarını çözüp götürmemiş bu burada. Ya acaba bronzdan bir heykel olduğu için sattılar mı acaba? Kaç para? Ya Galatasaray yöneticilerine sesleniyorum. Eğer bunu seyreden varsa, gören varsa Galatasaray kulübünün profesyonellerine de söylüyorum. Böyle bir şeyi görmemiş olabilirler. İşte biz gösteriyoruz ama bu biraz... ayıp. Bunu tamir ettirmek lazım en kısa zamanda. Bunu en kısa zamanda. Ya yoksa koskoca Galatasaray Başkanı'nın tam da Galatasaray tesislerinin karşısında ayakkabısı çalınmış ya. Ya aslında inanamıyorum ya. Aslında bu heykelin böyle kafes içinde böyle demirle korumaya alınmasına bile gerek yok. Ya yani yok tabii canım. Birçok kişi bunun yanına oturup fotoğraf çektirmek ister. Yani. Ama şimdi daha da ilginç oldu değil mi? Ayakkabısı Özhan Canaydın'la fotoğraf çektirmek. Ona bir krampon koyalım oraya biz. Ya aslında olabilir yani. Değişik şeyler olabilir zaten Galatasaray'ın basketbol takımında başkanın heykeline yani, bunu yaptırmamak lazım. Evet, burada yayın yaparken arkadaşlar gerçekten bu üzüldüğüm noktayı da gösterelim dedik sizlere ki bunu aynı zamanda da yönetimde herhalde bu olaya bir el atacaktır. Evet Kadir, Florya tesislerinde biraz sonra